Acını alacak bu senin. Ağrını hafifletecek. Hah. Acıyor mu? Hı? Aslında buğday kepeği vardır. Onu sirkeyle karıştırıp böyle lapa yaparsın. Onunla bir güzel sıvarsın ayağını. O da çok iyi gelir. Aklında bulunsun. Kerim. Dur dur. Daha işi bitmedi oğlum. Ne oldu? Geç konuştuk. Kız gerçeği merak ediyor değil mi? Onun için gelmiş. Anlattım her şeyi. İçi rahat etti, kafası rahat etti gitti. Ay fazla basma ayağını yere. Biraz sonra tekrar olacağım. Yeter bu kadar, sağ ol. Peki nereden bulmuş burayı? O da ayrı hikaye. Kolay gelsin. Aa, açtın mı telefonu? Hı hı. Numaranı değiştirdin mi? Söyle de kaydedeyim. Dur ben seni çağırayım, sen kaydet. Çevir. Aa, tamam, tamamdır. Mustafa bir daha aradı mı seni? Peki o... Münir sahtekarı niye almış bu adamı işe? İş istemiş, o da yardım etmek için kabul etmiş işte. Bırak Allah aşkına, o yaralı parmağı işemez. Çıkarı yoksa kimseye yardım etmez. Bu sefer etmiş işte abla. Hem uzak yerlere göndereceklermiş, uzak olacak böylece. Ha. Herkes kendi çıkarının peşinde. Herkes bir yerlere kaçacak. Ama Fatma Gül tek başına... Yalnızlığıyla, yaralarıyla, çaresizliğiyle öylece orada duracak. Ne yapayım abla? Kerim. Hiç kimsesi yok onun hayatta. Hiç kimsesi. Sen onun kimsesi ol. Ne oldu? Sen o kızın hayatını uçurumdan aşağı atan Kerim misin ha? Öyle misin? Öylesin. Şimdi de çaresizliğiyle baş başa bırakamazsın o kızı. Gönlünü al. Sabrınla iyileştir. İyileştir onun yaralarını. Gideceğim. Hem de en kısa zamanda. Ben sözümü tuttum. Onu ailesine teslim ettim. Evi de buldum. Benden bu kadar. Ailesi mi? Hangi aile? Ailesi dediğin şeyi görmüyor musun ha? Yengesi hayatı zindan ediyor onu. Bulduğu her fırsatta dikenleriyle biraz daha kanatıyor yaralarını. Bir an bile unutturmuyor acılarına kızı. Konuşmasına bile izin vermiyor. Abi desen elinden bir şey gelmiyor zavallı. O da karısının ağzının içine bakıyor, ne yapsın? O da ona mecbur. Bu kız nasıl yaşayacak ha? Ne kadar dayanacak bu hayata? Annen ne kadar dayanabildi? Annem niye karıştırıyorsun ki şimdi? Gitme. Onu da aynı kadere mahkum etme. Gerçek Kerim'i tanısın. Bak... Eğer o seni affederse, sen de kendini affedersin. Sırf bunun için gitme. Ne resimler, ne resimler. Onu aldığın yere bırak. Tamam, bırak bir bakalım be. Bak bu anası. Bu
da babası da niye kesmişler suratını acaba? Güzel anası değil mi? Kerim de ona çekmiş ha. Bak. Niye bırakıp gitmiş bu adam acaba Avustralyalara bunları ha? Annesi niye intihar etti acaba? Alabilir miyim? Çok güzel katılmış annene. Ama babanın hiç resmi yok. Hay Fatma Gül bakmak istedi. Ne yapalım? Ha, tanımak istiyor tabii. Ne yapsın kız? Yavaş yavaş tanıyacak onu. Ev güzel oldu ama. Yalnız şuraya bir kanepe eksik. Nandu bakalım. Burada kalacağız mı gideceğiz mi belli değil. Bu eve kanepeye falan değmez ben sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Ya öyle baksana göçmen kuşlar gibi olduk. Kasabadaki evimde de bir salonum yoktu ama bir oturma odam vardı. Böyle minder falan atardık yerlere. Ben tabii bütün gün mandırada çalışıyorum. Kışım yer görmüyor. Akşam da geliyordum bir yattığım yeri biliyordum işte o kadar. Kerem. Biz de laf anlatıyoruz. Kerim. Kerim benim birkaç günlüğüne kasabaya gitmem lazım. Niye? Koş bak halan orada koş. Toparlanamadım ki apar topar geldim buraya. Çikolatandan ver halana da. Fatma Gül sana da aldık sana da. Yağmurlar da başlamıştır orada. Ya ne bileyim biraz eşya toparlarım. Birazını buraya getiririm. Değil mi? Çocuklara çikolata aldım da. Ha iyi etmişsin. İyi. Peki ne zaman gideceksin? Yarına giderim herhalde. Tembelli mi gidiyorsunuz? Aa, hayır hayır. Gidip geleceğim hemen. Ha. Ben de bir an korktum gideceğim deyince. Kalmamı mı istiyorsun? Tabii. Fatma Gül'e iyi geleceksin sen. Biliyorum ben. Buramda hissediyorum. O yüzden gitme. Gitme. Bu insanlar içimi acıtıyor benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.